Arkadaşlar merhaba, lineer tüketim fonksiyonunu genel bir ifade haline getirdiğimiz geçen videoda demiştim ki hatırlarsanız vergilerin toplam miktarı yani toplam vergi sabit. Yani buradaki her şey sabitti. Dolayısıyla hepsini tek bir sabit olarak düşünebiliyorduk ve bu sabitler bize doğrunun bağımlı değişken eksenini kestiği noktayı veriyordu. Yani burayı. Ancak bir YouTube kullanıcısı çok ilginç ve güzel bir soru sormuş. Demiş ki, vergilerde bir şekilde toplam gelire bağlı fonksiyonlar değil mi? Bu soruya dikkat edin. Modern ekonomilerin çoğunda insanlar gelirlerinin belirli bir yüzdesini vergi olarak devlete verir. Ve genelde toplam gelir veya gayri safi yurt içi hasıla arttıkça vergi matrahı da yükselir. Peki, o halde diyoruz, vergiyi sabit kabul etmek ne kadar doğru? Şöyle basit bir cevap vereceğim bunun için. Ne kadar ayrıntılı bir model oluşturmak istediğimize bağlıdır bu. Bazı durumlarda vergi miktarını belli bir sabit değer olarak kabul etmek işimize gelebilir ve sadece tek bir yönünü anlamaya çalışıyoruzdur. Bu da olabilir. Bazı iktisat derslerinde ve kitaplarında yapılan da bu aslında. Diğer bir yolsa modeli biraz daha gerçekçi oluşturmak. Mesela bir dakika deriz. Vergi toplam gelirin bir fonksiyonudur. T'yi gerçekten de bir vergi oranıyla küçük t ile yazıyorum bunu. Toplam gelirin çarpımı olarak ifade ederiz. Bu oran toplam gelirin %30'u olabilir, %20'si olabilir, her neyse. Toplam gelirin ne kadarlık bir kısmının vergileri gideceğini gösterir. Yani bu şekilde yapar ve bunu burada yerine yazarsak, verginin toplam gelirin bir fonksiyonu olduğunu da hesaba katan toplam gelire bağlı bir tüketim ifadesi elde ederiz. Evet, hadi dilerseniz cebirsel olarak yapalım bunu. Buradaki ifadeyi yeniden yazalım. Toplam tüketim eşittir marjinal tüketim eğilimi çarpı toplam gelir. Artı otonom tüketim, yani her halükarda harcamak zorunda olan miktar, eksi marjinal tüketim eğilimi, burada yine karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi buraya t yerine küçük t çarpı y yazacağım, yani vergi oranı çarpı toplam gelir. Yani bu büyük t'yi attım, yerine küçük t çarpı toplam gelir yazdım. İkisi de aynı anlama geliyor ama artık büyük T'yi toplam gelirin bir fonksiyonu olarak ifade ediyoruz. Şimdi bunları birleştirebiliriz. İkisi de toplam gelirle bir şeylerin çarpımı sonuçta. İki terimi birleştirelim. Bununla bunu birleştirelim. Bu ikisini C1 çarpı Y ortak çarpan parantezine alırsak, şöyle yapayım ya da önce birleştireyim ki cebir kısmı kafa karıştırmasın. Evet. C eşittir C1 çarpı Y, yani marjinal tüketim eğilimi çarpı toplam gelir. Şimdi diğerini yazalım, eksi diyelim marjinal tüketim eğilimi çarpı, burada sıralarını değiştiriyorum ya da yok ya niye değiştiriyorum? Evet, çarpı vergi oranı. Bakın toplam vergi miktarı değil, vergi oranı çarpı toplam gelir. Yani bu iki terimi yan yana getirmiş olduk. Geriye bir tek otonom tüketim kaldı. Evet, artı otonom tüketim diyoruz ve bu ikisinin ortak bir çarpanı var. O halde bunları C1 ve Y parantezine alabiliriz. Yani marjinal tüketim eğilimi ve toplam gelir parantezine. Aslında burada yaptığım şey cebirsel bir dalavereden ibaret. Evet, toplam tüketim eşittir. Bakalım nasıl yazabiliriz? Şöyle yazalım. C1 çarpı 1 eksi T çarpı Y. Şimdi teyit etmek için çarpanları parantez içine dağıtabilirsiniz. Dilerseniz dağıtalım. İlk terim C1 ve C1 çarpı 1 çarpı Y bize bunu veriyor. C1 çarpı eksi T çarpı Y de buna eşit. Geriye bir tek otonom tüketim kaldı. Aslında bu ifade çok şey anlatıyor çünkü böyle yazıldığında şu terime bir bakın. Bu terim nedir? 1 eksi vergi oranı çarpı toplam gelir. Diyelim ki vergi oranımız %30, o halde 1 eksi %30, %70'e eşit. %70 çarpı toplam gelir de insanların cebine giren parayı temsil ediyor.
Bu terimin tamamı aslında harcanabilir geliri veriyor bize. Yani tüm bu terimin yerine başka bir değişken koyup harcanabilir gelirimiz budur diyecek olursak, denklem grafiği kolayca çizilebilen bir ifadeye dönüşecek. Evet, şimdi bunun grafiğini iki farklı yoldan çizebiliriz. Eğer toplam gelire bağlı bir fonksiyon istiyorsak, grafik şöyle bir şey olacak. Madem denklemi bu şekilde ifade ettik, yani vergiyi toplam gelire bağlı bir fonksiyon olarak kabul ettik, o halde düşey ekseni kestiğimiz nokta, bu arada burası toplam tüketim. Evet, düşey ekseni kestiğimiz noktamız bu terim, yani C0. Eğimimiz ise bunların tamamı, yani doğrumuzun eğimi. Yani doğrumuzun eğimi eşittir C1 çarpı 1 eksi T. Burası, yani bağımsız değişkenimiz, toplam gelir. Şimdi diğer bir seçenek, mesela harcanabilir gelire bir değişken atayabiliriz. Ne diyelim? Şöyle diyelim. Y harcanabilir eşittir 1 eksi T çarpı Y. Yani bu değişken buna eşit. O halde tüketim fonksiyonunu yeniden yazalım. Toplam tüketim eşittir marjinal tüketim eğilimi çarpı harcanabilir gelir. Artı bir otonom tüketim seviyesi. Şimdi ne oldu? Burada tekrar en başa döndük. İlk duruma geri döndük yani. Burada bir otonom tüketimimiz vardı. Artı marjinal tüketim eğilimi çarpı harcanabilir gelir. Ve bunun grafiğini bu şekilde, yani harcanabilir gelire bağlı bir fonksiyon olarak çizecek olursak, toplam gelire değil, harcanabilir gelire diyorum, buna dikkat edelim. Şöyle bir şey elde edeceğiz. Burası tüketim ama burası toplam gelir değil, harcanabilir gelir. Ki harcanabilir gelir 1 eksi vergi oranı çarpı toplam gelire eşit. Gördüğünüz gibi düşey ekseni kestiğimiz nokta hala C0 ve doğrumuzun eğimi marjinal tüketim eğilimine eşit. Ve burası C1. Bunların tümü tamamıyla geçerli tüketim fonksiyonları. Bu arada YouTube kullanıcısına teşekkür ediyorum, çünkü aslında benim de kafamı kurcalayan bir konuyu gündeme getirmiş oldu. Çünkü vergi gerçekten de gelire bağlı. Aslında onun aklına takılan şey benim de aklıma takılmıştı. Evet. Vergiler fonksiyondur, ancak çoğu iktisat kitabı vergilere sabit muamelesi yapma eğiliminde. Aslında sadece işlemleri basitleştirmek için böyle bir varsayımda bulunuyorlar. Fakat biz toplam tüketimin toplam gelire bağlı lineer bir fonksiyon olduğunu bu varsayım olmadan da gösterebiliyoruz.